Teknoseyir'e hoş geldiniz. Bugün Umutla beraber son günlerin çok popüler bir konusunu işleyeceğiz. Telefonu webcam olarak kullanmak. Niye popüler? Çünkü herkes evinden çalışıyor, uzaktan eğitim var. Derken webcam, unutulan webcam, bir anda kıymete bindi ve gerçekten kıymete bindi. Fiyatları da arttı. Tabii şöyle bir soru soruldu mantıklı olarak. Hepimizin evinde bir cep telefonu var. Onu webcam olarak kullanamaz mıyız? Kullanıyorsunuz, kablolu kablosuz fark etmez çalışıyor. Ama bunun için bir uygulama lazım. Uygulama çok fazla var. Biz de Umut'la beraber bir süredir bunları araştırıyoruz, kullanıyoruz. Eledik, en sonunda ikiye kadar düşürdük. Dolayısıyla bu videonun sonunda hangi e, tavsiyeyi vereceğimiz çok net olacak. E, sizin de kafanız karışmayacak. Tabi ücretli ücretsiz kısımlarına da değineceğiz. Öncelikle şunu da söylememiz lazım. Şu an bu testi nasıl yapıyoruz? Bu canlı bir test. Umut benim karşımda Discord'dan bağlı bana e, canlı canlı deneyecek. Yani e, o sürekli uygulamaları açacak, açacak ve ben Discord'dan ben kendi tarafımda gördüğüm yayında kaydediyor olacağım. Ama şöyle bir şey de var. Umut'un yolladığı görüntü kalitesi e, sizin için de bir ölçü olabilecek. Yani bu kayıt diye e, özellikle düşüş falan olmayacak. E, zaten internet üstünden yaptığımız bir yayın. Umut'un bitrate'i üzerinden geliyor. Sizin ki, sizin alacağınız deneyim aşağı yukarı budur diyebilirim gönül rahatlığıyla. Fakat etkileyen bir şey var. O da şu. Mesela Umut'un şu anki ışığı odasının ışığı değil mi? Evet sadece tavandaki ampul var. Ses senin kulaklığından geliyor. Evet kulaklıktaki mikrofondan alıyorum sesi. Ek olarak tabii ki bunu çeken bir de telefon var. O telefonun da iyiliği görüntünün iyiliğine etki ediyor. Ne kullanıyorsun? Ee, bu görüntüyü kaydeden telefon mezunun X8 modeli. Türkiye'de 1300 lira fiyatlarına satılan bir ürün. Öyle çok pahalı bir üründe de yapmıyoruz yayını. Evet 1300 liralık bir telefon. Evet, bu telefonun şöyle bir şeyi var. Ee, e, bize bakan selfie kamerası güzel çıktı. <laughs> evet. Yani öyle onu Arka söyledim. kamerasından daha başarılı video. Yani arka kamerasından daha iyi çıktı ama şu var tabii bir S20, S10 falan öyle değil. Yani onlar olsa değil tabii ki. bu. E, o yüzden fiyatını yüksek, vurguluyorum zaten. Daha yüksek bir görüntü kalitesi alabilirdik ama bence şu e, gerçekten ideal test ortamı oldu. E, bakalım hı hı. şimdi Droidcam'de bağlanıyorsun bana. Evet, Droidcam üzerinden görüntü maktarılıyor. Bu Cam... uygulamanın Evet, bir defa adı üstünde Android platformunda var, iOS'ta yok. E, şu an ekranlara veriyorum. Droid de e, bundan sonra uygulamalar uygulamalarda mecburen iki parça çalışmak zorundalar çünkü evet. bir e, telefona yüklediğiniz kısım var, bir bilgisayara yüklediğiniz kısım var. An e, bu Droid de böyle çalışıyor. Sen bize anlat bakalım. Droid iki versiyonu var, biri ücretsiz, Diğeri de Pro versiyonu olan ücretli versiyon. E, pro versiyonu 20 liraya satın alabiliyoruz. Pro versiyonla e, ücretsiz versiyon arasında e, en temel fark çözünürlük farkı. Ücretsiz versiyonda e, 480p çözünürlükte aktarabilirken e, Pro versiyonda 720p görüntü aktarabiliyoruz. Ayrıca e, Pro versiyonda e, Pro kontroller dediği işte yayı, görüntüyle ilgili ekstra ayarlar yapabiliyoruz. Bu standart versiyonda sadece görüntüyü aktarmak üzerine kurulu. Ancak iki versiyonunda da kamerayı değiştirme opsiyonu var. Yani isterseniz ön kamera ya da arka kamera olarak kullanabiliyorsunuz görüntüyü. Evet şimdi ben seni tam ekran veriyorum. Bu 480p görüntü şu anda. Evet ee, şu an ücretsiz versiyondaki görüntüye bakıyoruz. Şunu, yani sadece bu görüntüyü değerlendirdiğim zaman ben e, gördüğümden memnunum. E, bu görüntü çok kişinin işini çözecektir görüntü evet. kalitesi. Ve dediğimiz gibi iş ücretsiz. görecek düzeyde. Ama tabii e, şunu da söylememiz lazım. Hani beklentin sadece iletişim kurmaksa bu tamam. Ama daha iyisini, evet. daha iyi görüntü kullanayım ya da benim evimdeki telefon çok daha iyisini yapabiliyor. işte 4K, ön kamerası 4 k olan telefon bile var. Bunu da Hı. göstereyim ben etkisini diyorsan. Bu yazılım paralı versiyonunda da buna yaramıyor. Çünkü 720p evet. en fazla. Ee, şimdi sen şunu yap. Ee, 480 p yeterince gördük. 720p'ye geçelim. Gerçi orada da bu uygulamaya has bir sıkıntı var. Değil mi? Onu da sen bir anlat. Evet. Üçüncü bir eklenti var e, HD mod adında. Oradan çözünürlük ayarı yapabiliyoruz. Ama çözünürlük, çözünürlük ayarı yaparken şöyle bir durum var. Bilgisayarı yeniden başlatmanızı istiyor. Eğer çözünürlüğü e, değiştirmek zorundaysanız sürekli bir de çözünürlük arttıkça upload da artacak. Eğer düşük bir upload'unuz varsa arada bir değiştirmek gerekebilir. E, bilgisayarı aç kapağı yeniden programı aç vesaire çok ciddi yük oluyor. Ee, bu konuda True bir eksi ani yazabiliriz. Çünkü başka uygulamalarda böyle bir şey yok. Çözünürlüğü anlık olarak değiştirebiliyoruz hiçbir şey kapatmadan. O zaman şimdi bir 720 de görelim. Evet şimdi 720p'ye gel geçtin. Bu paralı sürümdeyiz artık. Paralı sürümün özelliklerini evet. göstereceğiz. Şimdi bu standart paralı... versiyonda yok. Hemen seni tam ekran yapayım. Şu, baktığım zaman görüntünün biraz daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Bunu anlayabiliyorum. Ama sanki FPS düşmüş gibi. Ben yani öyle hissediyorum. Evet. Frame ile ilgili bazı sorunlar olabiliyor. Hatta elimi şöyle oynatayım, fark evet. edeceklerdir onu. Akıcılıkta sıkıntı var. Ama yani evet. şöyle söyleyeyim, 480'den 720'ye geçtiğimizde değen bir fark olmadı bence. Yani evet. şimdi 20 lira bu arada, hani e, farkı da bu, 20 lira veriyorsun. Bu görüntü kalitesi için o parayı verir miydim? Çok şüpheliyim. E, ama şöyle bir şey var, ayarları ince ayarları da bu versiyonda veriyor. Evet. Diğerini sadece görüntü aktarıyor. Onu e, ayrı ekran olarak gösterelim. Tamam. U, bu masaüstü uygulaması, masaüstü uygulamasında e, sol üst köşede bağlantı seçenekleri var. E, ilk bağlantı Wi-Fi üzerinden bağlantı. E, kendi önerileri 5 GHz ağlarda e, bir sorun olmayacağı çünkü IP adresi üzerinden bağlanıyor. Eğer modeminiz eee iyi ise bir sıkıntı olmayacaktır ama 2.4 GHz'de bağlanan düşük bir modemse bazı aktarım problemleri olabilir. İkinci seçenek ve şu an bizim kullandığımız seçenek USB bağlantısı üzerinden yapmak. Açıkçası kablolu ve kablosuz pek bir farkı yok. Ee, gerek Pro'da gerek normal versiyonunda. Görüntüde bir değişiklik olmuyor. Ee, ancak e, USB'de e, aldığımızda daha e, oturaklı bir görüntü elde ettiğimi söyleyebilirim. Benzer olsalar da. Bir de üçüncü seçeneğimiz var. Bu da sunucu kurup ayrı olarak uzaktan çalıştırma. Şurada stop var zaten yayını durduruyor. Bu kamerayı iptal etme. Böylece görüntümüzü kapatabiliyoruz. Tekrar bastığımızda da açılıyor. Şurada görüntüyü e, dışarı çıkartıyoruz. Ayrı bir görüntü olarak. Böyle. Şimdi o tepedeki e, bir defa şeyi söyleyelim. E, kablolu kablosuzla ayrımı Pro ile alakalı değil değil mi? Hep normal Yok. Nokta. İki versiyonlu da kablolu kablosuz bağlayabiliyoruz. Tamam. Ama e, çözünürlük sınırı baki kalıyor. Aşağıda ince ayarları görüyoruz. Evet ince ayarları görüyoruz. Burada ...yakınlaştırabiliyoruz. Şöyle hı hı. görüntümüzü yakınlaştırabiliyoruz. geri uzaklaştırabiliyoruz. da. Arka kamerada kayıt yapıyorsak... ...kamerasının flash'ini açabiliyoruz. Buradan otomatik fokus mu... ...ya da manuel fokus mu olacağını seçiyoruz. Burada aynı modu var. Bazı programlarda hareketleriniz... ...ters olarak görünebilir. Hı hı. Onu düzeltmemize yarayan bir mod. Bu da e, görüntüyü değiştirmemize yarayan bir durum. Ekran e, kaydı da alabiliyoruz. Şipek olarak... Yani, fotoğraf çekiyor. Onun, evet. Onun dışında burada e, parlaklık ayarı hatta değiştireyim. Çok sona getirince görüntümde değişme olduğunu görmüşlerdir. Kontrastı değiştirme. Buradan gecikmeyi ayarlayabiliyoruz. Şurada da ses az geliyorsa bir miktar arttırabiliyoruz. Bu arada e, biz e, kulaklık mikrofon üzerinden konuşuyoruz ama e, telefonun e, mikrofonu ve telefona takacağınız harici bir mikrofonda da görüşebiliyorsunuz. Evet. Onu da belirteyim. Tamam. Şimdi, e, o zaman bunu tamamladık Droidecam'i. Evet, şimdi Droidecam'i anlatmış olduk. İkincisine geçelim istiyorsan. Tamam, geçelim. Bir sonraki uygulamamızın adı da IVCam. Şimdi IVCam bizim aslında şimdi ilk Droidecam'de tavsiye edeceklerimizden biri oydu. İkincisi de IVCam olacak. Ama IV... onun e, Droidecam'in özellikle ücretsiz versiyonunu evet. tavsiye ettik Ücretli de bence çok değecek bir şey Aynen. yoktu. Aynen. Ücretsiz iş görüyor. yani bu cepte. Şimdi iVCam daha fazlasını isteyenler için. Ee, yine Android versiyonunu kullanacağız. Bunun iOS'u var mı? Evet. Bunun iOS seçeneği de var. Diğerine nazaran. Şu yani anda. iki platformda da kullanabiliyoruz. Sen iWeCam ile bağlısın. Şu, evet. Çözünürlüğü kaç? Bu 720p'de geliyor. Çözünürlüğü de değiştirip gösterebiliriz. 4K'ya kadar destekliyor. Ama şöyle bir noktaya ekleyebilirim. Eğer telefonunuz o çözünürlükleri çıkmıyorsa siz de o çözünürlükleri seçmeyin. Çünkü o zaman bazı aksaklıklar olabiliyor. Görüntüde takılmalar vesaire meydana gelebiliyor. Peki e, şimdi bunun ücretsiz sürümünde ne eksik var? E, ücretsiz sürümü e, Droidcam'e göre daha fazla eksik barındırıyor. 640'lı bir çözünürlüğümüz var. 640'a 480. E, ama asıl can sıkan nokta e, 15 frame'de olması. Bu da Görüntü iyi bile aktarılsa size takılarak gelen bir görüntü hmm. olarak yansıyor. Ee, onun dışında e, zaten bu konularda eksik olunca size gelen görüntü de düşük oluyor. E, kalite de düşüyor haliyle. Bu arada e, ücretli versiyonu e, 65 liraya satılıyor. Standart versiyonu zaten ücretsiz olanı e, bedava olarak kullanabiliyoruz. Ama onda dediğimiz gibi 15 FPS'de kalacak bir de 640 çarpı 480 çözünürlüğünde kalacaksınız. Tamam bence şu 720p kesinlikle Droid daha iyi. Evet görüntü aktarımında daha başarılı olduğunu söyleyebiliriz rahatça bence. 1080p'ye geçsene bir. 1080p'ye geçeyim. Bunun için restart falan gerekmiyor uygulamada yapıyoruz. Yok gerekmiyor direkt ayarlarından değiştirebiliyorum. 1080p 30 yüksek bitrate de seçiyorum. Görüntümde bir bekleme olacak. Evet, birkaç saniye sonra görüntüm geldi. Bu Droidcam'de bilgisayarı kapatmam gerekiyordu bunu yapabilmek için. Ee, bence evet görüntü kalitesinde bir artış var ama hı hı. çok büyük bir fark yok gibi ya. Ben yani benim gözümün gördüğü en azından o kadar büyük bir fark oluşmuyor. Bu arada bunu Droidcam'le karşılaştırmak için söylemiyorsun. Kendi içerisinde karşılaştırıyorsun 720 ve 1080'e. Evet evet. Droidcam'le karşılaştırırsam Droidcam bariz şekilde geri kalır. Görüntü kalitesinde evet, bunda. Evet geride kalıyor. Kendi içindeki 720 1080 ayrımı çok da gerekli değilmiş. Çok gerekli değil. Hatta upload sıkıntısı varsa düşükte yapmak daha iyi bence. Evet. Çok i̇şte şey fark etmiyor. Bir daha 720'ye düştü hemen arka arkaya. Tamam. İşte bu uygulamanın kolaylığı da o diyebiliriz. Çok hızlı şekilde ayarlarını değiştirebiliyoruz. Şimdi 720p'ye tekrar düştüğünde ben şeyde görüyorum. Şu an hani gölgede kalan kısımlarda birazcık detay kaybı oluyor. Ama onun dışında bence bu görüntü gayet kullanılır yani 1080p çok şart değil. Evet. Kullanılabilir bir görüntü. Peki bunun arayüzü nasıl? Bunun arayüzü açıkçası Droitkeme göre daha basit ve anlaşılır diyebilirim. Burada sol altta hangi ürünle bağlı olduğumuz ve bağlantı şeklimiz yazıyor. Biz USB üzerinden bağlıyız ama kablosuz olarak da bağlayabiliyoruz. İki türlü de pek bir sıkıntıya rastlamadım. Yalnız, İkisi de düzgün şekilde çalışıyor. USB'yi takar takmaz çalışmıyor değil mi? Onun bir şeyini açman lazım. Ha evet. Ee, geliştirici seçeneklerinden telefonun e, hat USB hata ayıklamasını açmamız lazım. Sadece geçimli. Ee, evet, çoğu için geçerli. Hepsi hemen hemen aynı şekilde bağlanıyor. Bu arayüzünün detaylarına bakarsak şu anda ses kaydını kapamış durumdayız. O yüzden ses ikonu da aktif görünüyor. Evet. Burada ekran görüntüsü alabiliyoruz fotoğraf olarak. Bir de Droid Cam'de olmayan bu e, kaydını yani video olarak alabiliyoruz. Hı hı. sadece ekran görüntüsü alabiliyorduk. Yani bu görüntü kaydını saklamak istiyorsanız bu e, bir önemli bir özellik diyebilirim. Buradan kamera ile ilgili diğer ayarları yapabiliyoruz. İşte burada Aşağı fokus sana ayarları. Heh. Burada burada fokus ayarları var. Ya da otomatik beyaz ayarı var. Bunları otomatiğe seçip bırakıyorum ben genelde. Kendisi düzgün olanı ayarlayabiliyor. Şurada eğer arka kameradan çekiyorsak e, flaşı açıp kapayabiliyoruz. Bu işaretle. Burada bir filtre veriyor. Ama açıkçası filtreli görüntü pek iyi olduğunu söyleyemem. Ben normal görüntü neyse onu kullanıyorum. Burada e, görüntüyü işte çeşitli köşelere yansıtma özelliğimiz var. Bu bazı uygulamalarda değiştirmek gerekebiliyor. Çünkü bazen kameradaki hareketlerimiz tersi şekilde çıkıyor. Onu ayarlamak için iyi olabilir. Onun dışında diğer ayarlarımıza bakarsak biraz settings'e gidelim. Buradan videonun yatay mı dikey mi olacağını seçiyoruz. Sonra videonun çözünürlüğünü seçiyoruz. Şu anda 720p'de aktarıyoruz. 1080 p denemiştik zaten. Çözünürlüğü buradan seçebiliriz. 4K'ya kadar alternatifimiz var. Buradan videonun FPS'sini seçebiliyoruz. Video FPS yazan kısımdan. Ben 30 kare aktarıyorum. Çünkü çok hareketli bir görüntümüz yok zaten. Evet. O yüzden 60, 60 FPS'ye pek gerek yok. Buradan videonun kalitesi diyor. Burada videonun bitrate'ini seçiyoruz. Burada rakam olarak vermiyor. Sadece low, medium, high diye hı hı. şey gösteriyor. Bir de e, bu İngilizce detayı söylemişken iki, iki uygulama da İngilizce olarak çalışıyor. Türkçe destekleri yok. Ama çok basit arayüzleri olduğu için e, sorun yaşamayacaklardır eğer hı hı. E, dil bilgileri pek yoksa. Buradan videonun formatını seçiyoruz. Buradan sesi aktif edip edemeyeceğimizi seçiyoruz. Yani kapatıp açmayı. Buradan kalitesini de seçebiliyoruz. Şurada diğer bir ayar sekmesinde de bu programı her bilgisayar açılışında otomatik başlatılsın mı ayarı var. Burada e, Hardware Decoding kısmında CUDA mı, işte Intel Quicksync mi, DirectX 11 ile mi ve kodlanacağını seçebiliyoruz. Video render kısmında da kodekleri bunlar. Demiştik ya ekranı video kaydı olarak Hı -hı. alabiliyoruz diye. Onu kaydedeceğimiz klasörü de seçebiliyoruz. Ya da şurada sol üst köşede e, ürünün ismi ya da programın ismi olarak başka bir isim yazabiliriz. Genel olarak ayarları böyle. Tamam. E, DroidCam'e göre daha fazla seçenek sunduğunu söyleyebiliriz. Evet. IBCam bence daha güzel. Evet daha başarılı. Eğer hani kamerama da güveniyorsam, yani kullandığım e, telefonun kamerasına güveniyorsam iyi ise bence hakkını veren bir uygulama olmuş. Ki aynı ışık şartlarında test ediyoruz. Bu zor ışık ortamında böyleyse da iyi olursa. Evet, daha da iyi ışık şartlarında daha da iyi performans verecektir. Daha açıkçası 4K'ya çok ihtiyaç olacağını sanmıyorum ama lazımsa 1080p'de de işte e, bu seçenek evet. var. Bir tek fiyatı yüksek. Diğeri 20 liraydı. Bu 65 lira. Ben olsam hı hı. ya diğerini Droidcam'in bedava versiyonunu kullanırım. Para vereceksen buna veririm. Evet. Öteki bence o 20 lirayı hak eden bir e, çözüm sunmuyor bize. Bir de bu e, tabi videoda al, söyleyemeyeceğimiz güvenlik e, bacağı var bu işin. Mesela evet. Zoom e, çok popüler bir yazılım ama güvenlik sorunlarıyla da ya da çekinceleriyle gündemde. İşte bu yazılımlar IV kem içinde, dolet kem içinde bunlar güvenlik açığı var mıdır, yok mudur? Onları biz bilmiyoruz. Artık insanlar Tabii kendi ki. risklerini kendi kendileri hesaplayacaklar. Peki, diğer uygulamamıza geçelim. Ama bu uygulamaların genel işi yani genel arayüz ve çalışma koşullarına baktığımda çok da güven veren türde uygulamalar değiller. Biraz Hatta amatörce, IP, değil mi? evet daha yani gelişmiş uygulama gibi durmuyorlar. Daha çok bir iki kişinin uğraştırdı uğraştı bireysel çabalar gibi duruyor çoğu uygulama e diğer uygulamalara geçecek olursak e, live droid adında bir uygulama denedik e, çok gecikme vardı çeşitli sorunlar oluyordu o sebeple kendisini pek tercih edemedik e, kullanmadık daha doğrusu sonra ip webcam adında bir program denedik bunun görüntü aktarımında evet bir sorun yoktu e, ancak bizim kullanacağımız platformlar olan obs ve Discord'da Çalışmıyordu. E, kullanamayacağım için de e, pek tercih olmadı. Bir de e, masaüstü uygulamasının reklam içermesi ve o reklamların da çok tekinsiz uygulamalar olması biraz kendisine güven sorunu yaratıyor bu uygulamanın. O yüzden e, IP webcam'i de çok başarılı bulamadık. E, Cam adında bir uygulama daha var. Bu uygulamayı ben telefona bağlamaya çalıştım. Bilgisayar uygulamasını da kurdum. Ancak bir türlü görüntüyü aktaramadım. Telefondaki görüntü bilgisayarda göremedim. E Çalışmadığı için de e, tercih edemezdik açıkçası. E, ücretli versiyonu var bu arada bu uygulamanın. 37 liraya satılıyor. Ama tabii ben hiçbir türlü kullanamadığım için ücretli versiyonu da deneme gereği duymadım. E, ekstra olarak bu uygulamayı kurarken şöyle bir durum var. Yanında bir e, uygulama daha kuruyor. Bu sanırım ama bir sohbet uygulaması gibi bir şey. E, onu silmek istediğinizde hem sizden izinsiz kuruyor hem de silmek istediğinizde program ekle ve kaldırda da çıkmıyor. Hmm. Bu programın klasörüne gelip o uygulamayı ayrıca olarak kaldırmanız gerekiyor. Bu da diyoruz ya e, güven açısından sorunlar olabilir diye. Bu IP webcam ve ip akkemde biz bu sorunları gördük ya da bu güvenlik sıkıntısı yaratabilecek çekinceleri yaşadık diyebilirim. Diğer uygulamamız da iRuin. Bu da e, düzgün çalışıyordu. Ama e, Diğer IV Cam ve Droid Cam gibi oyuncaklara sahip değil. Sadece görüntüyü aktarıyor. Arayüzünde hiçbir detay yok. E, gerek telefon uygulaması olsun, gerek masaüstü uygulaması olsun. Pro versiyonu 35 liraydı. Dedim belki ekstra özellikler katabilir. Bir denemek için aldım. E, sadece uygulama üzerinde reklamları kaldırıyor. E, bu arada ücretsiz versiyonunu kullanırsanız e, iRuin reklam gösteriyor size. E, pro versiyonda reklamlar yok. Ve açıkçası. Pek de memnun kalmadım. tam görüntüyü aktarıyordu ama görüntülerde bazen problemler olduğunu da gözlemlemiştim. E, o yüzden e, yaklaşık 6 tane uygulama denedik. E, bazı buraya hiç yer vermediğim uygulamalar da oldu. Çünkü gerçekten çok kötü uygulamalardı. O yüzden onlardan hiç bahsetmedim. Bunlar en azından e, düzgün çalışmaya gayret gösteren uygulamalardı. Tamam İPAK kimi belki benden sorun kaynaklıydı bilmiyorum. Çalıştırmadı. Onun dışında DroidCam ve iWeekam'i düzgün çalışan alternatifler olduğunu söyleyebilirim. Droidcam'in ücretsiz versiyonu e, kullanımda yeterli. E, IVcam'de bu yeterliliğin de ötesine geçmek isteyenler için yani görüntü kalitesine önem veriyorsanız, bu ekstra detayları sizin için önemliyse tercih edebilirsiniz. Ya benim favorim kesinlikle IVcam. Ee, ama iş görme iş, iş görmek açısından Droidcam'e ücretsiz bir şekilde evet. kullanmakta bir sakınca Amacım... vermez. Görüntüyü aktarmak diyorlarsa DroidCam daha mantıklı oluyor. Evet. Bedava en azından. Öyle. Peki. E, teşekkür ediyoruz sana. Bunların hepsini tek tek denedin. E, bize anlattın. Canlı canlı bir evet. test yapmış olduk. Çünkü bu bu da kamerayla yapılan bir iş. E, böyle birebir gördük senin üzerinde. <laughs> evet. Bir nevi canlı kobay oldum. Evet. E, e, bu uygulamaları tek tek telefona feda ederek. Öyle. Şimdi tabii onları sileceksin tabii. E, hızlı bir şekilde. Hı hı. E, ama biz seninle işte bu sistemle çalışıyoruz. Hani bir yandan da o da doğru. E, canlı yayın evet. yapıyoruz. Videolarımızı kaydediyoruz. Bu esnada sen sadece telefonunu kullanıyorsun. Evet. iWeekam'ı kullanıyorsun onu da söyleyelim. Evet iWeekam yazılımını kullanıyoruz. Çünkü açık söylemek gerekirse birazcık bir de farkı olsa ben o e, kalite farkının videoda olmasını istiyorum ki e, çektiğimiz Hı. görüntüler var. Bir de ben de çünkü sonuçta olduğum zaman ikimizin arasında kalite farkı minimum olması gerekiyor. Evet. E ee, çek... de... seçtik. Evet. Biz en memnun eden o oldu. Peki, teşekkür ediyoruz sana. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.